İçinde bulunduğumuz süreç hem pandemi yaşayan ülkeler arasında yer almamız hem de Cumhurbaşkanı'nın son açıklamalarına ilişkin elbette sağlıkçıların, hekimlerin sözlerine yer vermek düştü bizlere de. Bu yüzden Türk Tabipleri Birliği Başkanı Profesör Doktor Sinan Adıyaman Skype bağlantısıyla konuğumuz. Günaydın, hoş geldiniz. Günaydın, iyi yayınlar, hoş bulduk. Çok teşekkürler. Öncelikle kendi adıma ve tüm ekibimiz adına, aslında tüm halkımız adına sizlerin emekleri için teşekkür ederek başlamak istiyorum. Umarım ki sizlerin sayesinde daha güzel günlere erişeceğiz hocam. Çok sağ olun, iyi ki varsınız. Ben de öyle umuyorum. Ve şu anda yeni bir gündem yaratıldı. Yine sizlerin üzerinden gidecek bir gündem. Cumhurbaşkanının açıklamaları oldu. Meslek odalarına ve barolara dönüktü TTB. Bu noktada bu açıklamaya dair neler söyleyecek onu alacağız. Ama bu açıklamadan ne anlamamız gerekiyor? Evet, bir takım düzenleme önerileri geldi. Ama hepimizin kafasında izah edici olabilsin diye. Özetle nedir burada planlanan? Şimdi esasında bize ulaştırılmış bir şey yok. Bir basından ancak öğrenebiliyoruz. Bir gazete yazarından daha çok öğreniyoruz neler yapılması planlandığını, ama öncelikle ben şunu söylemek istiyorum. Yani bizim gündemimiz her zaman sağlıktır ve şu anda yakıcı bir salgın hastalık hala devam ediyor ve bununla mücadele ediyoruz. Bütün toplumu ilgilendiren ve ağır bedeller ödenerek sürdürülen önlemlerin etkisi, sağlık hizmetlerinin etkinliği ve meslektaşlarımızın güvenli ortamda çalışmasının sağlanması için neler yapılması gerektiğine dair hala çalışmalarımız sürüyor. Bizim gündemimiz bu. Herkesin de esasında bu gerçek gündemle ilgilenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Dün itibariyle, yani birkaç gün önce, bildiğiniz gibi baroların ve tabu odalarının seçim sistemlerini değiştirmenin zamanı geldi diye bir açıklama olunca akla şu geliyor tabii ki. Demek ki meclise sunulacak bir şey var ve seçim sistemlerinin değiştirilmesi isteniyor. Yani mevcut birliklerin ve baroların idaresinden ya da gelecekteki idarelerinden memnun kalmayan bir şey var. Bir hükümet var. Buradan bunu anlıyoruz esasında. Şimdi bakın, anayasaya göre Türkiye Cumhuriyeti bir demokratik hukuk devletidir. Bunun gereği olarak anayasal kuruluşlar olan kamu kurumunda niteliğindeki meslek kuruluşlarını ilgilen düzenlemeler düzenlenmeden önce mutlaka bizlere yollanmalı ve onların katkısı istenmeli. Çünkü biz kamu kurumu niteliğindeyiz ve anayasal kuruluşuz. Yapılacak düzenlemelerde de özellik korunmalı ve devletin demokratik kimliğine, niteliğine uygun olarak kendi alanında yönetime katılma olanakları sağlayan ve organların seçiminde de demokratik katılma olanakları veren nitelikte olması gerekiyor. Yani bu seçimlerin. Şimdi yürütmede anladığımız kadarıyla nispi temsil isteniyor. Yani yürütme, ama yürütmede nispi temsil olmaz. Bakın, ben size şunu çok net söyleyeyim. Bizim 81 ilde 65 tabip odamız var ve biz 2 yılda bir tabip odalarının her üyesinin verdiği oylarla seçimler yaparız tabip odalarında, 65 tabip odasında, ve seçimlere liste girmez, kişiler girer. Yani bu kadar demokratiktir ve seçimlerde oy veren hekimler, üye olan her hekim oy verir, oy verme hakkına sahiptir. Her hekim listeye değil, şahıslara verir. Ve birçok hekim arkadaşımız, ben biliyorum yani Ankara Tabip Odası seçimlerinden, gerçekten karma liste yapar. Kimi görmek istiyorsa onları yapar. Bundan daha demokratik bir şey olabilir mi? Ve sonuçta bu arada şunu söyleyeyim tabii. Bu seçimleri açıkçası ilçe seçim kurulları yapar. Yani bizler yapmayız. Gayet ciddi ilçe seçim kurullarının gözetiminde yapılır. Kapalı oy verilir, açık tasnif yapılır. Yani tam demokratiktir. Şimdi bu illerde sonuç itibariyle delegeler seçilir. Delegeler seçildikten sonra bu delegeler gelirler. Aynı hani milletvekili seçimlerinde olduğu gibi meclise yollanır. Hani milletvekilleri illerden, ve orada konsey seçilir.
Konsey seçimleri yapılır. Şimdi konsey seçimleri de tabii seçim kurulunun gözetiminde yapılır ve burada kazananlar belli olur. Önce şunu söyleyeyim. Hani AKP eğer bundan rahatsızsa Türk Tabipleri Birliği 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği kanunumuz vardır ve bu kanun gereğince yapılır bu seçimler. Bakın 60. madde. Delege sayılarını belirleyen 60. madde daha önce 2000 yılında Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmişti. 2006 yılında AKP döneminde bir düzenleme getirildi. Yani hükümet, AKP hükümeti bir düzenleme yaptı. Ve buna göre bir delege sistemi oldu. Şimdi size şöyle söyleyeyim. Türk Tabipleri Birliği'nin toplam üye sayısı 110 bin. Ve toplam delege sayısı da şu anda en son seçimlerde 486 idi. İstanbul Tabip Odası'nın toplam üyesi 31 bin, delege sayısı 37. Yani buradan oranladığınız zaman İstanbul Tabip Odası'nın toplam üye sayısı Türk Tabipleri Birliği'nin toplam üye sayısının %28.1'i. O kadar yüksek ama delege sayısı %7.6'sı. Yani herhangi bir orantısızlık yok, herhangi bir haksızlık yok ve sonuç itibariyle dediğim gibi bu geliyorlar ve oy veriyorlar, konseyi belirliyorlar ve kurulları belirliyorlar. Şimdi eğer siz azınlığın temsiliyetini istiyorsanız o zaman bunu şöyle söyleyeyim, yürütmelerin hepsinde bunu yapın. Yani nedir? O zaman şu andaki hükümette %50 civarında AKP oy aldı, %50 oy da diğer partiler tarafından haber. O zaman akla şu geliyor, bakanlıkları da paylaştırın. Anlatabildim mi? Evet. Yani dolayısıyla nispi temsil gerçekten uygulanması zor ve gerçekten yürütmeyi zora sokan, idareyi zora sokan ve temsil gücünü azaltan meslek birliklerinin bir sistem. Bunu da yaparsanız meslek örgütünü anlamını yok edersiniz. Eğer hükümet memnun değilse dediğim gibi nasıl söyleyeyim? Eğer ille makbul ve her uygulamasına alkış tutacak bir birlik istiyorsa, bir Türk Tabipleri Birliği istiyorsa, bir TUMOP istiyorsa, bir Barolar Birliği istiyorsa bunu anlayabiliyorum ben, yani gayet doğal tabii ki. Hep öyle istiyorlar ama bizlerin gerek meslektaşlarımıza gerek de halka verdiğimiz bir söz var. Milyonlarca yurttaşa verdiğimiz bir söz var. Hekimliği toplumdan yana ve hiçbir baskı altında kalmadan yapacağımıza dair. Türk Tabipleri Birliği bugüne kadar yönetimleri hiçbir zaman hiçbir partinin, hiçbir siyasetin, hiçbir kuruluşun arka bahçesi olmamıştır. Bu özelliğini de bundan sonra korumaya tabii ki devam edecektir. Biz bilimsel veriye dayalı, yanlışa yanlış, eksiğe eksik, doğruya doğru, neyse bunları söylemeye devam edeceğiz ve toplum yararına yapılması gerekenleri takip edeceğiz, eksikleri göreceğiz, talep edeceğiz ve takip edeceğiz. Evet, az önce ifade ettiniz ya, makbul görmediğini istememek. Yine sözlerinizin başında laik, demokratik bir yönetim biçiminden bahsettiniz ama bunun karşılığını pek de göremiyoruz. Elbette bu benim fikrim olarak katılmış olsun. Cumhurbaşkanının şöyle bir açıklaması oldu aslında, bu Türkçesi şu demekti, şöyle söylemişti. Diyanete yönelik eleştirilerde bulunulması gerekçesiyle, işte kendisinin yorumu İslam düşmanlığı yapmaktı. Ama aslında karşılığı sizin dediğiniz laiklik tanımına giriyordu. Böyle şeylere tabir yerindeyse pabuç bırakmayacağız dedi. Yani yine az önce söylediğiniz şeye, yine kendi istediğini söylemeyenin öteki sayılmasına bağlanıyor. Aslında işin özeti bu ve amaç sizleri işlevsizleştirmek mi? Yani özetle bu uygulamanın hayata geçirilmek istenmesindeki amaç tek cümleyle ne olabilir hocam? Şimdi açıkçası şöyle, biraz önce söylediğiniz gibi kendi düşünce tarzlarında devamlı onları destekleyen, ne yaparsa yapsın destekleyen bir oluşum istiyorlar. Şu anda biz aklın ve bilimin yolunda gidiyoruz. Mesela bu pandemi sırasında da
doğruya doğru dedik, iyi yaptılar dedik ama yanlışlara da yanlış yaptılar ya da geç yaptılar dedik ve bunları söylemeye devam ediyoruz. Hı hı. Belki bu hoşlarına gitmiyor. Belki buradan eksiklikleri gösterdiğimiz için bize de çok fazla bir şey söyleyemiyorlar ama yine de onları devamlı alkışlıyor. Aa ne güzel, elinize sağlık, ne güzel yaptınız diyecek bir yönetim tarzı istiyorlar herhalde meslek birliklerinde. Ama şimdi bakın, biz Türk Tabipleri Birliği son seçimlerde %70 hekim kitlesinin %70'inin oyunu alarak geldik. Yani %50 nokta artı bir falan değil, %70 ile geldik. Dolayısıyla biz doğru bildiğimizi söyleyeceğiz. Akıl ne getiriyorsa, bilim ne getiriyorsa onu söyleyeceğiz ve bundan da hiçbir zaman tabii ki vazgeçmeyeceğiz. Bunu engellemeye dönük bir çalışma olarak görüyorum. Eğer uygulanırsa ki, ben açıkçası biz toplumun bunu kabul edeceğini düşünmüyorum ben. Yani halkın bunu kabul edeceğini düşünmüyorum. Bunun da kolay kolay bir meclisten geçeceğini düşünmüyorum. Ha geçirebilirler, geçiremezler. Bunun anayasası var. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi var. Şu var, bu var ama Türk Tabipleri Birliği özellikle şu anda toplum gözünde, meslektaşlarımızın gözünde herkes yüzü döndü bize bakıyor. Çünkü objektif haber yapan, objektif bilgi veren, kadrolarımızla bu pandemiyi irdeleyen, nerede yanlışlık yapıldığını ve bundan sonra neler yapılması gerektiğini çok açıklıkla söyleyen, bir eyyamcılık yapmayan, bir güzelleme yapmayan hükümete bir anlayış var şu anda. Ama sade bu hükümet değil, A hükümeti olur, B hükümeti olur. Bize anayasanın verdiği görevi yerine getirmek durumundayız. Doğruya doğru, eksiye eksik, yanlışa yanlış demek durumundayız. Peki bu düzenleme önerisine ilişkin itiraz mekanizmasında neler olacak, neler yapmayı planlıyorsunuz önümüzdeki süreçte? Şimdi şöyle söyleyeyim, biz bugün meslek birliklerinin toplantıya çağırdık Türk Tabipleri Birliği olarak. Eczacılar Birliği, Diş Hekimleri Birliği, TUMOP, Barolar Birliği, TURMOP ve Noterler Birliği'ne toplantıya çağırdık. Şimdi onlardan cevap bekliyoruz. Eczacılar Birliği, Diş Hekimleri Birliği, TUMOP katılacağını söyledi. Bu akşam bunu bir değerlendireceğiz. Hı hı. Neler yapılabilir? Ama biz çok seçim sistemi falan ona girmiyoruz. Biz o kadar haklıyız ki, o kadar insanlar döndü yüzüne bize baktı ki, TUMOP'a baktı, insanlar diş hekimlerine baktı, eczacılara baktı, yüzlerini bize döndü. Dolayısıyla seçim sisteminden öte biz halka kendimizi anlatacağız ve yapılması istenenin esasında demokrasi, meslek birliklerine demokrasi getirmek olmadığını, aksine bir hükümetin bu birlikleri kendi arka bahçesine haline getirmeye çalışmak olduğunu halka anlatacağız. Şu andaki görüşümüz bu. Hukukçularımıza tabii hazırlanır ama daha dediğim gibi bize gelen hiçbir şey yok. Yani ne bir belge var, ne bir çalışma örneği var, bize sorulan bir şey yok. Bir de basına düşen falan da bir şey yok yani. Evet, TUMOP'la ilgili bir şey düştü, onlara bakılıyor. Barolar Birliği ile ilgili bir şey var mı bilmiyorum. Bizle ilgili bir şey düşmedi ama olsun, hiç fark etmez. Bütün meslek birliklerine yapılan antidemokratik uygulamaları ve seçim sistemine yapılan antidemokratik müdahalelerin her zaman karşısında olacağız. Evet, bir kamuoyu önden yaratmakta da fayda var. Tabii ki. Bu tasarının meclise gelmesiyle birlikte belki şöyle bir şey de gözetmek gerekiyor. Mecliste bulunan milletvekilleri arasında hukukçular ve hekimler çok sayıda. Hepsiyle toplantı yapacağız önümüzdeki haftalarda. Tabii yüz yüze olmuyor bu dönemde, biliyorsunuz. Zoom'la her türlü bütün milletvekilleriyle, parti gözetmeksizin hukukçu, mühendis, eczacı, diş hekimi, hekim. Bütün milletvekilleriyle, sağlık mensubu, sağlık çalışanı, emeklisi olan bütün milletvekilleriyle beraber bir toplantı yapmayı tabii ki değerlendiriyoruz. Peki, sürecin başından beri siz de ifade ettiniz, aslında sağlıklı bilgi akışı ve sağlıklı yoruma ulaşabileceğimiz kaynaklardan bir tanesi oldu elbette TTB. Bizim açımızdan güven duyulacak kaynaktı.
Fakat TTB'nin söylemleri, bu pandemi sürecinin yönetimine ilişkin söylemleri çok da göz önünde bulundurulmadı diyebiliriz. Belki başından beri sürece katılmak ve şeffaflık talebi vardı. Bu karşılık bulmadı. Genel olarak Mart ayından itibaren bugüne kadar söylemleriniz üzerinden nasıl değerlendirme gördünüz? Biraz izah edelim. Evet, tabii ki şöyle, biz açıkçası ilk salgın çıktığı zaman ilk bilgilendirmeyi Ocak ayında yaptık. Türk Devletleri Birliği web sitesinden böyle bir salgın çıktı diye ilk duyuruyu yaptık. Yani hemen hemen bakanlıkta aynı anda müdahale ettik ve arkasından bir bilim kurulu, İran'da ölümler olunca tekrar uyardık. Yani tekrar uyardık ve bir an önce gerekli çalışmaların yapılmasını ve epidemiyoloji bilimine başvurulması gerektiğini söyledik. Arkasından da bilim kurulu kuruldu bakanlıkta tabii ki. Ocak ayında kuruldu bilim kurulu. Ama bir ay sonra yaptı ilk toplantısını. Bu ama bilim kurulunun kurulması gerçekten önemli. Yani daha titiz davranılabilirdi bilim kurulu üyelerinin seçilimi konusunda, ama gene de bir bilim kurulunun kurulması çok olumladığımız bir girişim oldu tabii ki. Biz evet yoktuk bilim kurulunda. Demokratik ülkelerde her zaman meslek birlikleri, sendikalar mutlaka bilim kurulunda olur. Türk Tabipleri Birliği yoktu, eczacılar yoktu, diş hekimleri yoktu, hemşeriler derneği yoktu. Biz bakanlığa bir mektup yazdık ve bu bilim kurulunda bizim de olmamız gerektiğini, bu süreci beraber yönetmemizi gerektiğini, bu krizi beraber yöneterek daha şeffaf bir şekilde yönetmemiz gerektiğini söyledik, ama hiç cevap bile gelmedi. Şimdi ben geriye dönük baktığım zaman Türk Tabipleri Birliği'nin yaptığı açıklamalar, bakanlığa yazdığı mektuplar ve arkasından da bakanlığın yaptığı uygulamaları görünce esasında çok da kötü olmamış diyorum. Eğer biz içeride olsaydık sözümüz bu kadar dinlenmezdi açıkçası. Tabii. Yani bakın, kronolojik olarak biz çıkartıyoruz onları şimdi. Türk Tabipleri Birliği ne zaman açıklama yaptı, ne zaman Sağlık Bakanlığı ne yaptı diye baktığınız zaman çok açık ve net bizim önerilerimiz, bizim isteklerimiz bir hafta da olsa, iki hafta da geç olsa, üç hafta geç de olsa uygulamaya konuldu. Mesela biz 13 Mart'ta Sağlık Bakanlığı'na mektup yazdık ve web sitemize de koyduk bunu mektubu. Dedik ki epidemiyoloji biliminden yararlanın. Pandemilerle, salgınlarla mücadele hastanelerde olmaz, sahada olur. Bunun için epidemiyologların olması lazım işin içinde dedik. Epey bunu söyledikten sonra bir tek çok iyi bir, çok değerli bir hocamız var, Aksağlı hocası vardı bilim kurulunda. Tabii ki yetmediğini anladılar ve 5-6 hocamızı da bilim kuruluna aldılar. Arkasından 13 Mart'ta biz dedik ki aktif sürveyans ve filyasyon yapılmak zorunda. Bunu yapmadan siz salgınla sahada, bunu yapmadan birinci basamakta özellikle mücadele edemezsiniz dedik. 13 Mart'ta bunu yazdık. Sağlık Bakanlığı illere filyasyon ekiplerinin kurulmasını 26 Mart'ta. Yani 13 gün gecikmeyle. Halbuki bakın, biz Şubat ayını boş geçirdik. Evet, hiç mi kötü, iyi şey yapıldı tabii ki. Biz nedir? Çin'den gelen uçaktaki insanların karantinaya alınması, İran'dan gelen uçağın İstanbul'a giderken Ankara'da indirilmesi ve oradan gelen yolcuların karantinaya alınması, bunlar tabii ki olumlu gelişmeler. Ama bir de yapılamayanlar, geç kalınanlar var. Şubat ayı boşa geçti. Biz Şubat ayında bu filyasyon ekiplerinin, il pandemi kurullarının mutlaka kurulmuş olması gerektiğini söylemiştik. İl pandemi kurulları kuruldu ama oldukça geç kuruldu. Çünkü il ile almak lazım. Biz ne dedik? İstanbul'da bir çoğalma var, bir kümelenme var demiştik. Ve nitekim şu anda bakanlık uzun zamandır açıklıyor, işte hastaların %60'ı İstanbul'da diye. Şu anda bazı iller var ki hasta yok. Mesela Tunceli'de, Dersim'de hasta yok. Orada yapılan biz yeni normale dönüş demiyoruz, çözülme diyoruz. Bu çözülmenin orada ayrı, İstanbul'da ayrı, Ankara'da ayrı, İzmir'de ayrı yapılması lazım. Şimdi bir kere bu sistemde
biliyorsunuz sağlıklı dönüşüm projesi vardı. Sağlıklı dönüşüm projesinin başarısı olarak gösteriliyor. Türkiye'de vaka sayısının az olması bir yere. Bakın bir kere birinci basamakta gerçekten bir kargaşa oldu ve bakanın da açıkladığı gibi 10 bine yakın sağlık çalışanı enfekte oldu. Çünkü malzemeler eksikti. Çünkü biz ilk İran'la sınır kapısı kapatıldığı zaman, ki İran'la sınır kapısı biraz geç kapatıldı. İran ölümleri bildirdi Covid'den, Covid-19 hastalığından. Bizde ölümler oldu dedi. Hemen kapatılmadı. Bir süre sonra kapatıldı. Hani erken kapatıldı diye söyleniyor ama geç kapatıldı. Ve biz o zaman da söyledik. Ya, hasta aranıyor yoktu biliyorsunuz. İlk hasta 11 Mart'ta ilk hastanın teşhisi konuldu. Biz her zaman söyledik. Türkiye'de bu hasta var ama biz bulamıyoruz. Niye bulamıyorduk? Çünkü test yapılmıyordu. Bir hastayı bulabilmeniz için test yapmanız lazım. Test yapmak için de bol merkezde bol test yapılması lazım ki bu ayrı bir hikaye. Gerçekten 11 Mart'ta ya da 12 Mart'ta bir Sağlık Bakanı'yla görüştüğümüzde bakın dedik, bir tek Ankara'da yapılıyor bu testler. Yani düşünebiliyor musunuz? Van'da bir hasta var, onun şeyi alınıyor, sürüntüsü alınıyor. Ankara'ya yollanıyor. Test yapılıyor, sonuç oraya gidiyor. Yani 24 saat, 48 saat süre geçiyor. Halbuki çok acil olarak bunların yapılması lazım. Bunların teşhisinin konulması lazım. Ama konulamadı. Sonra ikiye çıktı. Nihayet şu anda yüzün üstünde merkezde yapılıyor. Üniversite hastaneleri, bu laboratuvarları gerçekten yetişmiş elemanları var. Çok iyi pozisyonda, çok iyi teknolojiye sahip olan üniversite hastaneleri test konusunda hemen devreye sokulmadı. Yani kendi övündükleri şehir hastaneleri bile sonradan devreye sokuldu. Dolayısıyla az test yapıldığı için zamanında hastaların bulunması, yani hasta tespitinde sorun çıktı. Halbuki hastaları tespit edip aktif sürveyans yapıp daha sonra da temaslıları bulup onlara da filyasyon yapıp onların izolasyonu gerekiyordu. Test yapılma, Dünya Sağlık Örgütü diyordu, 3 şey söylüyordu Dünya Sağlık Örgütü Başkanı. Test yapın. Hastayı bulun, izole edin. Sağlam insanlardan diye. Dolayısıyla gecikmeler oldu. Evet, hani şöyle söyleniyor, bir başarı gibi işte az kaybımız oldu. Şimdi kayıplara baktığınız zaman İran'la başa baş gidiyoruz. Yani anlatabildim mi? Yunanistan, Bulgaristan bizden daha iyi. Doğu Avrupa blokları bizden daha iyi. Hasta sayısında da şey sayısında da kaybedilen yurttaş sayısında da. Ama şimdi siz Avrupa'dan, Amerika'dan, Uzak Doğu'dan gelen 250 bin kişiyi ve tabii ki Suudi Arabistan'dan gelen 250 bin kişiyi hiçbir, sadece basit bir ateş ölçümüyle yurda sokup Türkiye'nin dört bir yanına dağıtırsanız tabii ki bu salgın yaygınlaşır. Çünkü bir tek ateş ölçümüyle bu işler olmaz. Ciddi hiçbir çalışma yapılmadı. Ciddi hiçbir karantina alınmadı. Bakın bir hastada, Umre'den gelen bir hastada çıkınca, test pozitif çıkınca ilk 15 bin kişiyi göndermişlerdi. Yeni gelen 10 bin kişiyi siz de gördünüz. Karantina acil hazırlanmış. Çocuklar yurtlarından atıldılar. O yurtlara hiç temizlik yapılmadan, hiçbir tek kişilik odalar ayarlanmadan o 10 bin kişiyi o yurtlara soktunuz. Eğer siz bu işe hazırlıklı olacaksanız çok önceden bu yurtların boşaltılması, güneyde bir yan otel vardı. Bomboş duruyordu. O oteller ayarlanabilirdi ki Avrupa'da ve birçok ülkede bu oteller kullanıldı şey için, Almanya'da, İtalya'da karantina için. Siz bunları hazırlıklı olmanız lazım. Deniyor ya, çok hazırlıklıydık. Çok hazırlıklı olsaydık bu kadar çok hasta olmazdı. Bu kadar daha az kaybımız olurdu. Bunu çok net söylüyoruz. Bizim dediğim gibi İtalya'dan, Amerika'dan, tabii ki nüfustaki yazı İtalya'dan, İngiltere'den daha az kaybımız var. Çok mutluyuz. Çok hakikaten çok sevindirici bir durum bu. Ama bunun şimdi bilimsel olarak neden böyle olduğunu açıklamamız lazım. Sistemden kaynaklanan bir şey değil. Bakın burada bir şey varsa, bu az olması
Türkiye'deki 1 milyon üzerinde sağlık çalışanı var. Hekim, diş hekimi, eczacı, hemşireler, bütün asansör kullanıcısından radyoloji teknisyenine kadar, paramediklere kadar bütün arkadaşlarımızın hakikaten böyle bir kamucu, hala bir kamucu anlayışı var. Hala bir kendini vakfetme var. Onların üstün çabası sayesinde bir yerde tutulmuştur. Bunu çok rahat söyleyebilirim. Çünkü söylenenler, hani bazı ilaçlar, bütün ilaçlar bütün dünyada kullanılıyor. Hani daha erken kullanıldı deniyor. Belki bunların ortaya çıkması için bilimsel araştırmalar gerekiyor. Çünkü yapılan bazı araştırmalarda verilen bazı ilaçların etkileri tartışmalı. Yani yarayıp yaramadığı bilinmiyor. Evet, belki de işe yarıyordur ama bunların bilimsel olarak açıklanması gerekiyor. Bu konuda şeffaflık gene yok. Çünkü biz biliyoruz ki bilim kurulu üyeleri bile bunların verilerin kendilerine de olmadığını söylüyorlar. Çünkü epidemiyologların, halk sağlıkçıların bir öngörüde bulunması için gidişatla ilgili ellerinde veri olması lazım. Şimdi hani her akşam bir grafik koyuyor ya Sağlık Bakanı oraya, rakamlar var. Şimdi biz orada ölü saymıyoruz esasında. Biz hani ne güzel, ne kadar az ölü kaybımız olursa o kadar. Biz orada ölü saymıyoruz. Onlar bizim için veri. O verilerden faydalanarak bilim insanları bir takım çıkarımlarda, öngörülerde bulunmak durumundalar ve Türkiye'nin önünü açmak durumundalar. Önünü görmek durumundalar. Bu da veriyle olur. Ama epidemiyoloji biliminde bu verilerin bilim kurulundaki birçok hocadan da gizlendi, onlarda da olmadığını onların açıklamalarından biz biliyoruz. Dolayısıyla şu anda geldiğimiz durumda bu hani çözülme dediğimiz olayın hani hep soruluyor, alışveriş merkezleri işte bugün açıldı değil mi? Düşünebiliyor musunuz? 30 artı bir ilde sokağa giriş çıkışlar yasaktı biliyorsunuz. 7 ilde kaldırıldı bu. Evet. Ama 23 artı bir ilde hala duruyor. Ama alışveriş merkezleri bütün illerde açıldı. Yani buralarda yapılacak bir takım şeyler var. Nedir? Önce daha küçük merkezleri açarsınız, bir denersiniz, hemen büyük merkezleri açmazsınız. Çünkü büyük alışveriş merkezlerinin de sorunlar var. Bunu herkes biliyor. Havalandırmasından tutun, özellikle havalandırma çok mühim. İnsanlar şu anda bile marketlerde o fiziksel mesafeyi koruyamıyorlar. Çıkın bakın, fiziksel mesafe diye bir şey yok. Yani bunlar bir tarafa, zaten sokağa çıkma yasağında bile birçok iş yerinde insanlar çalışıyordu, madenlerde, inşaatlarda insanlar çalışıyordu, o emekçiler çalışıyordu ve onların hiçbir ayarlama yapılmadı. Biz görüyoruz, geçerken bakıyorduk Ankara'da Anayasa Mahkemesi'nin yanında bir bina yapılıyor. Devlete ait bir bakanlık binası yapılıyor. İnsanların nasıl çalıştığını gördük orada. Hastanelerde geçenlerde bir fotoğraf paylaşıldı. Bu yeni yapılan İstanbul'daki hastanede işçilerin değil 1-2 metre 10 santim yan yana dip dibe olduklarını, bir kısmının ağzında maske olmadığını, bir kısmının da nedense bu aralar moda burnun altına indirildiğini gördük. Şimdi çeneye bu şekilde çeneye takıyor. Yani bu bir bu ağzın ve burnun tamamen kapatılması gereken maskeler. Bu şekilde kullanılması gerekiyor. Önce biz bunları bir öğretelim. Dolayısıyla bilim insanlarının söylediği, Dünya Sağlık Örgütü'nde söylediği, sonbaharın başında ikinci bir dalga gelebilir. Hatta dikkat edilmezse bu çözülme olayında üçüncü, dördüncü, beşinci dalgalar gelebilir diye. Ama genel olarak bilim insanlarının söylediği, bu iş 2022 yılına kadar devam edecek. Bazen bir atak haline yükselecek, bazen sönümlenecek. Şu anda sönümlenmeye girdi çünkü bu şeyin hastalığın karakteriyle ilgili bir şey. Yani bu hastalığın özelliğinden dolayı bir virüste, viral hastalıklarda böyle bir 3 ay sürer ve sönümlenmeye başlar. Tüm Türkiye'de girmedi, tüm dünyada girdi bu. Evet, ama bu çözümleme olaylarına dikkat etmezseniz, acele ederseniz, bir takım ekonomik kaygılarla
kapitalistik kaygılarla olaya yaklaşırsanız o zaman ikinci bir dalganın gelmesini çabuklaştırabilirsiniz. Çünkü biliyorsunuz Singapur'da ve Japonya'da bir gevşetme oldu ve tekrar hasta sayılarında artış oldu. Nitekim Almanya'da da böyle bir şey başladı. Almanya biraz gevşetti, hasta sayılarında artış oldu. Yani tabii ki artışlar olacak, inişler olacak ama sonuçta bu sönümlenecek. Sonuç itibariyle elde yeteri kadar veri yok bilim insanlarının söylediği ama dışarıdan bakıldığı zaman eldeki verilerle bir çalışma yapıldığı zaman nedir? İşte günlük hasta sayısının yüzün altına, yeni hasta sayısının yüzün altına düşmesi bunun iyice artık yatıştığı anlamına gelebileceği ifade ediliyor. Ve dolayısıyla bunun Haziran'ın hani ortalarına doğru ikinci haftasında bu şekli gelebileceği tahmin ediliyor ama siz biraz erken böyle alışveriş merkezlerini, spor müsabakalarını, futbol maçlarını başlatırsanız bu sönümlenme yaz sonunu da bulabilir. Onun için çok dikkat etmemiz gerekiyor. Vaktinizin dar olduğunu biliyorum. Çok kısa bununla bağlantılı son bir şey sormak istiyorum. Hani dediniz ya aslında kapitalizmin çarkını döndürmeye hizmet ediyor şu anda. Benim özetlemem bu elbette. Peki kimi ülkelerde de şöyle bir tanım var ya, sürü bağışıklığı geliştirme. Yani bunun karşısında böyle bir yöntemin ne kadar işe yarayacağını düşünüyorsunuz? Bu sürü bağışıklığı. Şimdi sürü yöntemi sürü esasında hoş bir şeydi. Toplumsal bağışıklık diyelim biz ona. Biz öyle kullanıyoruz. İngiltere biliyorsunuz ilk başta yapmayı denedi. Ama sonra vazgeçti çünkü toplumsal bağışıklık denilen sistem etik bir sistem değil. Evet, çünkü bir toplumda bağışıklığın oturması için o toplumun %60'ının 50-60 hatta bazen 70'inin bu virüsle temas etmesi gerekiyor. Şimdi bunun içinde ne olacak? Ya aşıyı bulacaksınız, değil mi? Aşılayacaksınız insanları, aşı yok. Şimdi toplumsal bağışıklıkta evet toplumun içine salıyorsunuz virüsü, yayılıyor. Bir an önce şey oluyor ama şimdi bunun iki sakıncası var. Birincisi sağlık sistemi kapasitesi cevap veremeyebilir buna ve hakikaten veremez. Çünkü hasta sayısı bir anda artar, yoğun bakım ihtiyacı, yatak ihtiyacı artar. Halbuki bunu birazcık böyle hızını azaltmanız gerekiyor. Ya baskılayacaksınız ya hızını azaltacaksınız. Esasında en iyi yöntem hızını azaltmaktır. Ama şimdi siz dediğim gibi birinci sakıncası toplumsal bağışıklığın buydu. Sağlık sisteminin kapasitesi cevap veremez. Tıkanır ve işte İtalya'da olduğu gibi, İngiltere'de olduğu gibi yollarda insanlar ölür, Amerika'da olduğu gibi. İkinci sakıncası da şudur. Siz bir risk grubu var. Nedir? 65 yaş üstü. İşte ve bir takım kronik rahatsızlığı olan akciğer yetmezliği, kalp yetmezliği, diyabeti, hipertansiyon olan hastalar. Siz bunları bu virüsün kucağına atıyorsunuz. Dolayısıyla kaybınız çok olur. Evet, hızlı bir şekilde toplum bağışık olur ama kaybınız çok olur. Bu da hiç etik değildir. Onun için İngiltere vazgeçti bundan. Şimdi evet öyle şeyler söyleniyor. Türkiye'de acaba bir sürü bağışıklığı mı sistemi? Yani umarım yapılmıyordur. Umarım denenmiyordur ki zannetmiyorum, bir açıklamalarda böyle bir şey yok. Ama bir takım uygulamalar evet sanki öyle bir şey yapılıyormuş gibi insanlar tarafından algılanıyor. Açıkçası biz bilim insanları olarak, Türk Tabipleri Birliği olarak ve uzmanlık dernekleri olarak hep uyarıyoruz. Şu anda Türkiye'de yapılması gereken tarama testinin bir an önce yapılıp toplumun ne kadar enfekte olduğunun saptanması. Dolayısıyla bunun da bilimsel şartlarda yapılması gerekiyor. Nerede, kimlere, hangi gruba, hangi risk grubuna, kimlere yapılması gerektiğinin bilim insanları tarafından tespit edilip ona göre uygulanması gerekiyor. Sağlık Bakanlığı işte bir şey çıktı, 150 bin kişiye test yapılacak. Şimdi ama bu iş böyle olmaz. Bu iş bu kadar kolay değil. Bu işin yapılması için belli kriterler var. Onun için de ben tekrar Sağlık Bakanlığı sizin nezdinizde şeffaf olmaya ve bilimin aklın yolunda devam etmeye çağırıyorum.
Evet, başından beri yinelenen şeffaflık, şeffaflık. Evet, hiç şeffaf değiliz maalesef. Bakın bilim kurulunun bile, şimdi danışma kurulu oldu adı, bilimsel danışma kurulunun üyelerinin bile bu verilerden haberi yok. Türkiye'de hangi ilde kaç kişi hayatını kaybetti? Hangi ilde kaç hasta var? Hangi ilde yaş oranı, illerdeki yaş oranı, cinsiyet oranı nedir? Bunların hiçbiri bilinmiyor. Bir tek Sağlık Bakanı biliyor. Evet. Telefonların mobil uygulamalarından vesaire kimi yöntemlerle kendimiz edinmeye çalışıyoruz. Hocam son olarak söyleyeceğiniz ne olur? Biliyorum vaktiniz kısıtlı. Size teşekkür etmeden önce. Türk Tabipleri Birliği bütün başta hekim meslektaşlarımız olmak üzere, hekim arkadaşlarımız olmak üzere Türk Tabipleri Birliği'nin aklı, beyni, yüreği tüm sağlık çalışanlarıyla beraber başından beri söylüyoruz. Hiçbir zaman yalnız olmayacaksınız. Her zaman yanınızdayız. Bir telefon mesafesi uzaktayız. Odalarımızla ve merkez konseyimizle beraber bu mücadelede hep beraber başarıya ulaşıyoruz. Kendine buradan minnettarlığımı ifade etmek istiyorum. Teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum. Saygılarımı sunuyorum. Çok teşekkür ederiz. Biz de sizin nezdinizde tekrar tüm hekimlere ve sağlık çalışanlarına teşekkür ederiz. Hem de aktardıklarınız için çok çok teşekkür ederiz. Kolaylıklar diliyoruz hocam. Ben de size kolaylıklar diliyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Sağlıklı günler.